Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün kurulması 1966 yılına dayanıyor. O zaman da hedef takım sporları üzerine eğilmekti. Eczacıbaşı basketbol takımı vardı, Eczacıbaşı voleybol kız ve erkek takımları vardı ve masa tenis takımı vardı. Ama özellikle basketbol ve voleybol takım sporunu geliştirmek adına vardı. Takım sporu dediğiniz zaman bireysel yeteneklerin dışında gerçekten bir ekosistem gerekiyordu. Altyapı, kulüp, antrenör, koç, bütün bir çalışma disiplini, birlikte çalışma disiplini ve asıl herhalde önemlisi birlikte çalışmayı bilebilme disiplini. Bence Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün o dönemlerde öngördüğü en önemli konu takım sporu disiplini getirmeye başlamasıydı. Hakikaten ondan sonra zaten büyük farklılıklar geldi. Voleybol alanında da, basketbol alanında da yani bugün geldiğimiz yer gerçekten çok büyük başarıdır. Bizim hedefimiz mevcut dünya standardında en iyisi ortamında olabilmek. Bize bu aslında spor kulübünün başından beri miras kalan bir bakış açısı. Kurucumuz Necat Bey'den, Şakir Bey'den miras kalan bir prensiptir bu esasında ve bunu devam ettiriyoruz. Spor kulübünün kurucuları döneminden itibaren o zaman da hakikaten pek bir başarı yoktu en başta. Fakat bunun bir yolculuk olduğunu kabul etmek lazım. Ve bu yolculukta taş üzerine taş koymaktan geçiyor. Öğrenen bir yapı olmaktan geçiyor. Sporcularımız bu işin yalnız görünen yönü. Bunun arkasında kulübün kendisi var, lojistik sistemi var, çalışan arkadaşlarımız var, altyapı ekibi var, altyapı sporcuları var. Bütün bunlara hep beraber baktığınız zaman o zaman kulüp bir bütünlük sağlamaya başlıyor. Yalnız 6-7 tane görünen sporcudan bahsederek devam ederseniz bu sizi bir yere götürmüyor. İşte bir sene hakikaten başarılı olabilir. Yani biz tarihimizde bunu çok gördük. 1-2 senelik başarıları çok gördük. Ama herhalde en büyük bugün için neye en fazla katkımız oldu olarak bakacak olursak bu alışkanlığı özellikle voleybola getirip standardın en yukarısına taşınmada çorbada gerçekten tuzumuzun olduğunu düşünüyorum. İşin özünün ben bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Tabii ki başarı lazım, tabii ki şampiyonluk lazım ama işin özünde eğer o şampiyonluklar olmasa yolculuk da olmayacak. 2018 yılında Olimpiyat Komitesi'nden hayatımızın en gurur verici ödüllerinden bir tanesini aldık. Kadınların spor kanalıyla sesini duyurmasının için başlattığımız projeyi neticede Olimpiyat Komitesi ödüllendirdi. Bu hayatımızın en önemli ödüllerinden bir tanesidir. Spor kulübü olarak voleybol kadın alanında devam etmemizin temel nedeni belli bir misyona hizmet etmesini sağlamak. Dünyada Türk kadınının sesini duyurmayı başarabilmek için yaptık. Gerek Eczacıbaşı olarak gerek Türkiye olarak bunu başardığımız zannediyorum. Bugün herhangi bir hafta sonu eğer Burhan Feli'ye giderseniz veya herhangi bir maçı seyrederseniz bakın dünyanın en üst düzeydeki voleybol maçlarından birini seyretme imkanını bulursanız sezon içindeyken. 60 yıla yakın bir yolculuktan bahsediyoruz. Ve bu yolculuğun en başından itibaren Eczacıbaşı kadın voleybolu vardı. Çok bebek adımlarından başladı kadın voleybolu. İzleyicisine kadar. İzleyicisinin formasyonu bile farklıydı o zaman. Bugün gelip dayandığımız nokta neredeyse 60 yıl sonra bütün dünyayla gıpta ile izlenen, seyircisinin bol olduğu ve her maçı tribünleri dolduran bir yapıya geldi. Türk kadın voleybolu
takım sporlarında Türkiye'nin en başarılı olduğu alan. Ve burada Eczacıbaşı'nın payının çok büyük olduğunu düşünüyorum ve bundan da çok gurur duyuyorum. Bugün bu başarıya gelmemizin temel nedeni kendi içimizdeki rekabet, Türkiye'deki rekabet ve bunu dışarıya taşımayı becerebilmemiz. Spor yalnız spor değil. Sanat yalnız sanat değil. Yani bunlar bir bu disiplinlerin hepsi aslında sizi ileriye taşıyan, kişisel yapınızı geliştiren, toplumun yapısını geliştiren önemli unsurlar. Siz kendi disiplininize, kendi ilkelerinize bu yapıları şekillendirmeye imkan sağladığınız sürece kendi toplumunuza da önemli bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Aslında bizim yapmak istediğimiz temelinde bu. Kurucumuz Necat Bey'in bizim kulaklarımıza küpe olmuş bir lafı vardır. Meraklı insandan korkmayacaksın derdi. Yani bir insan eğer faydalı bir işle meşgul oluyorsa, orada merakı varsa, derinine iniyorsa iyi şeylerle meşgul olur. Spor kulübü kurulduğundan itibaren gençlerimize bu kafa içinde, gençlerimize bu mantık çerçevesinde birlikteliğimizi sağlamak istedik. Bir gençlere bu tohumu, içlerinde bu tohumu vermek. Gerek sanat alanında olsun, gerek kültür alanında olsun, gerek spor alanında olsun, yapacağını iyi yapmasını, sağlamanın ne kadar önemli olduğunu onlara anlatmak üzerinden geçen bir ilkeler zincirimiz var diye. Bu neticede bir Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne de spor alanından yansıdı tabii. Neredeyse 5000 tane gence ulaşmaya çalışıyoruz. Onlar başarıları ölçüsüyle gittikçe yukarı çıkıyorlar. Ve başarıları yalnız spor alanında olmuyor tabii. Sonra hayata devam ettiklerinde de farklı alanlarda aynı disiplinleri devam ettiriyor. Ve o küçük yaşta bu meraklılığı, bu vakti doğru şekilde doldurmaktan geçen bir yapı o gençleri çok farklı yerlere götürüyor. Onun için onların yeri bizim içimizde başka. Daha öteye nereye taşıyabilirsiniz noktasına geliyor. Keşke güneş sistemimizde de bir lig olsaydı diyeceğim. Ama geldiğiniz yerde durmayı başarabilmek çok daha büyük bir beceri gerektiriyor. Çünkü bir şey bir defa da olabiliyor tesadüfler sonucu. Bir 5 sene onu sürdürebiliyorsunuz. Ama onu devamlı sürdürmeye çalışabilmek başka türlü yetkinlikler gerektiriyor. Herhalde en büyük uğraşımız da bu olacak bizim bundan sonra.